Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalımın yepyeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bu videomuzda konumuz, bu videonun çekildiği tarih itibariyle dün gece cereyan eden şu TODEX isimli kripto para borsasının tası tarağı toplayıp ortadan kaybolması. Şimdi arkadaşlar, öncelikle şöyle bir takım bilgiler verelim. Hani internetten elde ettiğim verilere göre bu TODEX isimli kripto para borsasının aktif kullanıcı sayısı 350 bin ile 400 bin arasında değişiyor. Bu borsanın sahibi ise Faruk Fatih Özer. Zaten mesele de bu isimde başladı. Şimdi arkadaşlar, dün akşam çıkan haberlere göre, hala ki haberler çıkmaya devam ediyor, bu borsanın sahibi olan kişi yaklaşık 2 milyar ile 10 milyar dolar arasında bir parayı alıp yok oluyor. Yani yurt dışına çıktığı söyleniyor. Bu borsanın aylık işlem hacmi ise 8 ile 13 milyar dolar arasında değiştiği yazıyor kaynaklarda. Yani çok ciddi bir paradan bahsediyoruz arkadaşlar. Hatta yakın tarihteki 15 Mart 15 Nisan'da aralığı yanlış hatırlamıyorsam, toplamda 3. seviye üyelik yapan herkese 2 milyon doge dağıttılar. Sanırım cüzdan başına 150 doge gibi bir şey düştü. Şimdi toplamda 2 ila 10 milyar dolar arasında bir parayla kaçtı gitti dedik, yani iddialar o yönde dedik ya. Dün gece mesela bu miktar 350 milyon dolar. Soruşturma ilerledikçe veya daha net bilgiler elimize geçtiğinde ne kadar parayla ortadan kaybolunduğunu anlamış olacağız. Çünkü firma yine dün gece yaptığı açıklamada Amerika'dan inanılmaz bir yatırım aldık, çok daha güçlü geleceğiz, ortalığın tozunu dumanını atacağız gibi şeyler söyledi. Şimdi bu açıklamayı referans alırsak bir 4-5 gün sakin olmak gerekiyor. Buradaki ana sorun şu arkadaşlar, TODEX yaptığı ilk açıklamada bir bakım arasına gireceğini söylemişti. Daha sonra işlemler yapılamayınca falan filan olunca bir anda web sitesinde bir duyuru yaptılar ve yatırım alacağız, bu yüzden işte karar verme sürecindeyiz, bu yüzden borsamızı işlemlere kapattık dediler. Şimdi tutarsızlık üstüne tutarsızlık var. Bir, sen yatırımı al yine abi, işlemi niye kapatıyorsun ki? Zaten yatırım alacak bir web sitesinin bir dakika biz bir yatırım alıyoruz, bir her yeri kapatalım, şalterleri indirelim gibi bir şey söylemesi normalde hani benim gördüğüm denk geldiğim bir şey değil. İleride tabii farklı bir haber gelmezse. Oğuz Evren Kılıç isimli bir avukat ise bahsi geçen şahsın 20 Nisan saat 17.57'de İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına çıktığını doğruladı. Hatta iddialara göre kendisi Tayland'a gidiyor. Tutarsızlıklar bitmiyor arkadaşlar. Çünkü Ticaret Sicil Gazetesi'nde Darıca'da bir apartman dairesi adres gösteriliyor. Oradan bu şirket Şişli'de başka bir apartman dairesine geçiyor. Sonra 2019 yılında Kadıköy'de ara sokaklarda 10 katlı bir binanın sanırım bir dairesine yerleşiyorlar. En sonunda ise 2020 yılı içerisinde Nida Kule'ye şirket adresini taşıyorlar. Sanırım bu Twitter üzerinde bazı tweetler var arkadaşlar. İşte TODEX'in ofisine geldik, kimse yok, polis yanımızda falan filan fotoğrafları var. Muhtemelen bu fotoğraflar bu Nida Kule'den. Çok inanılmaz şaşalı bir açılış yaptılar. Porsche'ler verdiler. Ünlü isimlerle fotoğraflar çekildi. 2 milyon doge dağıttılar. Aynı zamanda ülkemize ilk Bitcoin ATM'sini getiren de bu şirketti. Bir diğer önemli ayrıntı ise ki yine bunlar güven verici unsurlar. Yani böyle bir olay yaşanmasaydı bence güven verici bir unsurdu. Çünkü bu borsa arkadaşlar ülkemizde ABD'den lisansı yer alan ilk global borsa. Yani globale açılabilen ilk borsa. Peki ne oldu arkadaşlar? Vallahi şu an hani böyle yorum yapacağım. Hani bunu söyleyeyim size, baştan katılabilirsiniz, katılmayabilirsiniz. Farklı fikirleriniz varsa lütfen aşağıda belirtin. Bence sıkıntı, öngörülmesi bu kadar güç olan bir piyasada Doge diye bir coin'i 2 milyon adet dağıtmalarından kaynaklanıyor. Çünkü bakın, kampanya 15 Mart ile 15 Nisan tarihleri arasında yapılıyor. Çünkü bu tarihlerde Doge'nin fiyatı 0.05 USD ile 0.06 USD arasında gidip geliyor. Peki ne oluyor arkadaşlar? Tam kampanyanın bitim tarihlerine denk gelen süreçlerde Doge bir anda uçuyor ve 40 sente kadar yükseliyor. Yani 0.40 oluyor. Şimdi gelin bir TL hesabı yapalım. Bu firmanın Doge'leri dağıttığı tarihte her bir cüzdana giden Doge miktarının TL karşılığı yaklaşık 65 TL'ydi. E peki bu videonun çekildiği tarih itibariyle dolar şu an 8.30 ama hadi onu 8 kabul edelim ve 150 tane Doge verildiğini de biliyoruz. Bunu çarptığınızda, böldüğünüzde normalde 65 TL yatan her bir cüzdandaki para bir anda 480 TL'ye çıkıyor. E bundan 2 milyon tane dağıttı. Yani ortaya çok ciddi bir rakam çıkıyor. Şimdi bu rakam bize ciddi bu arada. Hani garibana ciddi. Bu rakamlar normalde bu tarz adamların çok umrunda olan rakamlar değiller. Şey de diyebilirsiniz. Hani toplamda 8-10 milyon dolar gibi bir şey diyor. Onu dağıtır da abi ne olacak? Adamın zaten günlük hacmi şöyle böyle de diyebilirdiniz. Ama şu ayrıntıyı unutmayın arkadaşlar.
para zehirli bir şeydir. Eğer şu anda çıkan bilgiler doğruysa bu arkadaşı da zehirlemiş. Çünkü yurt dışına çıktığı para 5-10 milyon dolar değil, iddialara göre 2-10 milyar dolar. Uzun lafın kısası arkadaşlar, şu anda durum çok şüpheli. İşte internette görüyorum, yeni Tosuncuk vakası falan filan haberleri çok ciddi dolanıyor. Ama en azından o borsada yatırımı olan insanlara bir 4-5 günlük bir sabretme süreci gerektiğini düşünüyorum. Ya yine savcılar suç duyurusunda bulunabilir. Tabii ki de bütün haklarınızı arayabilirsiniz. Ama param yandı bitti kül oldu demek için henüz, yani her ne kadar bütün göstergeler o paranın yandığını gösterse bile, valla en azından adamların yaptığı bir açıklama var, işte 4-5 iş günü sürecek falan filan. Belki o açıklama doğrudur, şu süreçte yatmak daha mantıklı geliyor. Çünkü başka yapacak bir şey yok. Ya paralar gitti ya da, yani şu an biraz gitti gibi görünüyor ama dediğim gibi yani beklemekte fayda var. Tabii şimdi şey de diyebilirsiniz, ya Çağdaş ne saçmalıyorsun, bu saatten sonra o borsa açılırsa orada bir daha yatırım olur mu? Valla yani olur da, hani tabii eskisi kadar olmaz, birkaç seneye bu olay unutulursa ya da farklı bir isimle devam ederlerse olur. Ama hani o borsa açılır açılmaz bence zaten herkes parasını takır takır çeker. İnşallah açılır, inşallah firmanın vermiş olduğu yatırım haberi doğrudur. Her ne kadar tutarsız ve saçma görünse bile o borsada parası bulunan insanlar paralarını inşallah umarım kurtarabilirler. Sonuç olarak bu olaydan anlamış olduk ki eğer yüklü miktarda kripto yatırımınız varsa, yani size göre yüklü miktar olması da önemli, onları soğuk cüzdanlarda tut. Yani sizin elinizde olsun, bir işlem yapacağınız zaman o cüzdan üzerinden anlık olarak tüm işlemleri zaten gerçekleştirebilirsiniz diyorum. Ve aşırı riskli olan kripto para borsasındaki bu hikayenin güzel bir sonuçla sonuçlanmasını dileyerek hepinize veda ediyorum arkadaşlar.